Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bütün kalbimle, bütün içtenliğimle, bütün samimiyetimle sizlere hoş geldiniz diyorum. Şu an sizleri karşımda gibi görüyorum. Sizlerle muhabbet ediyormuş gibi görüyorum ve anlatımlarımı yaparken bu şekilde sizler benim karşımdaymışsınız gibi muhabbet ederekten örgülerimi anlatıyorum. Değerli arkadaşlarım, sizlere öyle bir modelle geldim ki bugün. Gerçekten öyle güzel bir modelle geldim ki ben lif bilmiyorum diyen tüm arkadaşlar, ben lif öğrenmek istiyorum diyen tüm arkadaşlar, herkesin rahatlıkla yapabileceği o kadar mı kolay, o kadar mı basit, çok kolay, çok da zevkli örmesi bir lif örneği sevgili arkadaşlar. Buğday başak örneği yapacağız sizlerle birlikte. Ama örneğimize başlamadan önce diyorum ki hala kanalıma abone değilseniz zilimi aktif hale getirip ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Gerçekten emeğe saygı, emeğe değer veriyorsanız izleyip geçmeyin sevgili arkadaşlar. Modelleri hani sizler de başlayıp çıkarıp atlamayın. Abone olun, zilimi aktif hale getirin. Bundan sonra yapacağım örneklerden de ilk siz haberdar olun. Sizlerden rica ediyorum. Selma ablanıza destek olun sevgili arkadaşlar. Gerçekten Selma ablanız sizlere öyle güzel örneklerle geliyor ki. Siz de Selma ablanıza destek olun sevgili arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Bakın her cepheden size çeviriyorum modelimizi. Gerçekten dediğim kadar güzel, dediğim kadar muhteşem bir örnek. Ve lif örmesini bilmiyorum diyen tüm dostlar, tüm arkadaşlar, tüm takipçilerim rahatlıkla yapabileceği bir model sevgili arkadaşlar. Size şöyle yakından da göstereyim ben arkadaşlar. Bakın buğday başak örneğimiz. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kenarımızda. Bakın kenarını da bu şekilde yaptım. Bakın dilerseniz şöyle ben daha sonra düzelteceğim. Dilerseniz köşelerini bu şekilde üçlü yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde ikili de yapabilirsiniz. Özellikle yaptım. İki kenarını, yani iki ucunu ikili, iki ucunu da üçlü bir şekilde yaptım. Hani sırf size gösterebilmek, anlatabilmek için. Daha sonra ben sökeceğim. Bakın burası üçlü, ikisi de ikili. Bakın burası ikili, burası da ikili. Daha sonra ya ikili yapacağım ya üçlü yapacağım. Yani iki köşesi de aynı olacak inşallah. Evet, siz de bu modelden benimle birlikte yapmak ister misiniz arkadaşlar? Buyurun o zaman, hangi ipleri kullandım hemen sizlere bir göstereyim. Evet, bakın harika bir renk. Polo, yeşil renk polo kullandım. Aslında çok güzel bir renk ama kameramda biraz daha pot görünüyor. Tatlı böyle yaprak yeşili bir renk. Kameramda biraz daha mat durdu. Ama normalde yaprak yeşili bir renk. Beyaz kullanıyorum arkadaşlar. Polonun bir ipini kullanıyorum. 100 metre uzunluğunda. Bildiğim için size söylüyorum, hemen buraya bakmadım. Gerçekten 100 metre uzunluğunda ve arkadaşlar 4 numaralı da bir tığ kullanıyorum. Ben elime hangi tığ gelirse, denk gelirse onu kullanıyorum. Çünkü ben fark etmiyor, 3-5 artık elim sürekli tığlarıma alışkın olduğu için istediğim her tığıyla rahatlıkla yapabiliyorum. Evet, iplerimizi de tanıttığımıza göre polo marka iple başladık. Hemen örneğimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar, 33 tane zincir çekelim şimdi. Ben size küçük bir parça olarak anlatacağım. Şöyle iki tane modelini anlatacağım örneğimizi. Şöyle bir ilk zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Evet, ben 30 tane zincirimi çektim. 33 tane zincirimiz olacak arkadaşlar. Evet, 30 tane şu anda zincirimiz var arkadaşlar. 3 tane de geriye dönmek için. 1, 2, 3. Bakın 3 tane de geriye dönmek için çektim. Ve hemen bakın 1, 2, 3 taneye atlıyorum. 4.'ye ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. İkili trabzanlarla bütün zincirlerimin içini dolduracağım sevgili arkadaşlar. 2'de biten,
İkide biten ikili trabzanlar yapacağım bu şekilde. Bakın bir tane atlamışım ben hemen oradan. Tekrar döndük. Evet, bakın. İkide biten ikili trabzanlarla tüm zincirlerimizin içini dolduralım. 30 tane zincir çektik. Artı 3 yaptık. Yani 33 tane zincir çektik. Şimdi tüm zincirlerimizin içine ikili trabzanlarla dolduralım arkadaşlar. Evet, tüm zincirlerimizin içine ikili trabzanlarla doldurduk. Ben size arkadaşlar modelimizin iki tane dilimini, iki buğday başağını gösterebilmek için böyle küçük bir minyatür başladım. Siz dilediğiniz uzunlukta, dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben size modeli şöyle kendi küçük bir dilimini anlatacağım için böyle başladım. Bu benim verdiğim ölçü sayıda arkadaşlar. Bu lifi uzun lif yapabilmeniz için tam ideal büyüklük. Uzun lif yapmak isterseniz aynı bu şekilde, aynı bu boyu 30 zincir çekip 3 de kenardan dönerekten trabzana dönüyoruz ya, onu yaparsanız yani 33 zincirle başlarsanız uzun lif yapabilirsiniz. Tam uzun lif sayısı şu an arkadaşlar. Evet, şimdi bitirdik arkadaşlar. Bakın 1 2 3 zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Geriye dönüyorum, şu ilk trabzanıma değil ikinci trabzanıma batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu ilk zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 1 ve 2 oldu bakın. 3 ve 4. 4 tane burada kenarda trabzanım oldu. Yani şu bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Şu kenardaki 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Şu kenardaki zincirimizi de sayıya koyuyoruz. Onunla birlikte 4 trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bakın 1 2 3 tane atlıyorum. Bakın 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzana batıyorum sık iğne olaraktan. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı şekilde bakın. 1 2 3 atlıyorum. 4. trabzanıma buraya bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 kere doldurdum. Hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum fıstığımı yaptıktan sonra. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere 5 kere doldurduğum bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 4 5. Bakın hepsini bir topluyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın yine 1 2 3 sayıyorum. 4. trabzanımın tepesine tekrar batıyorum. 1 2 3 başını dolamadan battım burada. Tekrar başını doladım bakın. 1 2 3 4. trabzan tepesine bir daha batıyorum. Burada yine bir fıstık yapıyorum. Yani su taşı yapıyoruz sevgili arkadaşlar. 3 4 5 Bir zincir çekiyorum. Tekrar başını dolduruyorum. Doluyorum. Aynı yerin dibine bir daha batıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın yine hepsini bir topluyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın tekrar sayıyorum. 1 2 3 4.'ye batıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim, tekrar başını doladım. Yine burada bakın 1 2 3 tane sayıyorum. 4.'ye batıyorum. Burada şimdi şu kenarda yaptığımız 4 taneyi yapacağım. İki, üç ve kenarda bir zincirimiz vardı bakın burada. Bu zincirimizin de burada hemen tepesine batıyoruz. Kenardaki zincirimizi de trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Zeminimizi hazırladık. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Tekrar başını doladım. Bakın 3 tane zincirimi çektim.
İlk trabzanımıza bakın. 4 tane burada trabzanımız var. İlk trabzanımı saymıyorum. İkinciye batıyorum. Çünkü zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 2'de biten trabzanlar yapıyorum. 2 3 Ha pardon, batmışım, tekrar batacağım diye uğraşıyorum. 1 2 zincir çektim bakın. Pardon, 3 zincir çektim. Ve bakın şurada çekmiş olduğum zincirimin tam ortalıyorum. Ortasına batıyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Başını dolamadan batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar karşısındaki, bakın buranın tam karşısındaki, buraya da tam ortalıyorum. Başını dolamadan buraya da batıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Buradaki su taşımın tam ortasına, bir zincir çektiğimiz yerin tam ortasına, bakın buraya su taşı yapıyorum. 2 3 4 5 Hepsini bir topluyorum. Yine bir zincir çekiyorum aynı yere bir daha. 1 2 3 4 5 5 kere dolduruyorum. Hepsini bir topluyorum. Tekrar kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar yine buradaki yaptığımız işlemin aynısını yine burada yapıyoruz. Tam ortalıyorum. 1 2 3 4 Ben 4 çekiyorum. Ayar geliyor. Siz gergin olursa 5 de çekebilirsiniz bu ortayı. Yine 1 2 3 Yine burada su taşımız var bakın. Su taşımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bakın hepsini bir topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Hepsini bir topluyorum. Tekrar 1 2 3 Zincirimi çektim. Bakın gene burada da buradaki yaptığımız işlemin aynısı. Tam ortalıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Yine hemen karşısındakini de ortalıyorum. Bakın. Yine 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şu 3'te 4 tane trabzanımı yapıyorum. Her birinin üzerine bataraktan 4 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 Bir de kenardaki zincirimiz vardı. Zincirimizi de trabzan olarak sayıyoruz. Tam onun tepesine bakın 4 tane oldu. Şimdi bakın arkadaşlar şu şekil oldu. Modelimiz bu şekil. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Geriye döndük. Tekrar başını tığımın doladım. Ne yapıyorum? İlk trabzanın üzerine batmıyorum. Çünkü kenardaki 3 zincirim bir trabzan yerine geçiyor. İlkini atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum. Ve 2 olarak, 2 trabzan olarak burayı sayıyorum şimdi. 2 3 ve 4. 4 trabzanımı bakın yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar, bir zincir çekmişim. 2 3 zincir çektim. Tam şu orta noktaya. Tam şu ortaya. Şu kenarlarına, şuralara, şu kenarlara batmıyoruz arkadaşlar. Buralara batmıyoruz. Tam şu ortaya bakın. Tam ortaya batıyoruz. 1 2 3 zincir daha çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar su taşına gidiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane su taşını doldurdum sevgili arkadaşlar. Hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum ortaya. Aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini bir topluyorum. Şimdi 1 2
3 zincir çekiyorum. Ve şuralara batmıyoruz, dediğim gibi tam ortaya. Su taşından sonra tam ortaya batıp bir sık iğne yapıyoruz burada. Yine 1, 2, 3 zincir çekip tekrar su taşına gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 kere doldurdum. Hepsini bir topladım. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir topladım. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın tam şu ortaya tekrar batıyorum. 1, 2, 3. Yine kenarımızı 5 tane, 4 tane kenarımızı yapıyoruz. Üç tane trabzanımızın tepesine battık. Bir tane de kenarda zincirimiz var. İsterseniz tepesine batabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde de batabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Geri döneceğiz. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi başak modelimizin yeşil başağımız oldu. Daha henüz sararmamış başağımız, bakın. Yeşil başağımız oldu. Son sırasındayız. Yani modelimizi son sırasını tamamlayacağız. Modelimiz çıkmış olacak. Sonra diğer rengine geçeceğiz. Tekrar geriye döndüm arkadaşlar. Üç zincir çektim. Geriye döndüm. İlk trabzanımı atladım. İkincisine battım. Zincirimi de trabzandan saydım. 3 oldu şimdi. Şimdi 4. trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın 4 trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen bakın. Şurada tam ortaya batmıştık. Şu şekilde ortalamıştık ya. Şimdi bu yanlarına. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar diğer yanına. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar burada bir su taşı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Su taşımızın ortasına burada farkına varmamışım. Zincir çekmişim. Normalde bir zincir yok. Bir tane zincir var arada. Şu şekilde bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve hepsini bir topluyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geliyorum. Hemen buraya batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Hemen şuraya batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tekrar yine burada bir su taşı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Hepsini bir, tığımda baş takıldı. Hepsini bir topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 2, 3, 4, 5. Çok kolay sevgili arkadaşlar. Gerçekten örnek çok kolay. Evet, 3 zincirimi çektim. Hemen şuraya battım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen trabzanlarımın yanındaki zincirlerin içine ortalıyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 diyorum. Bu kenardaki zincirlerimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve kenar zincirim. Bakın hemen o araya da battım. 4 tane trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3 geriye dönüyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz çıktı. Modelimiz bu şekilde. Bakın. Modelimiz bu şekilde. Modelimizi hazırladık.
Bakın gerçekten hem önden hem arkadan iki taraflı bir model. Çok güzel modelimiz çıktı. Şimdi burada bakın kaydırma yapacağız artık. Bu ilk sırayı yaptık şimdi. Yeşil ilk yaptık. Şimdi beyaz bölümünü yapacağız. Birlikte sevgili arkadaşlar. Burada dikkat edin yapacaklarıma. Şimdi hemen burada arkadaşlar. Ben 3 zincir çekmiştim ama yeşil ipimi burada da koparacağım. Zincirlerimi geri aldım. Bir zincir çekiyorum. Sıkıştırıyorum burada. Hemen kesiyorum bakın. Bakın kestim. Bu şekilde. Şimdi buranın arkasından devam edeceğiz. Evet, şimdi beyaz ipimizi elimizde bir sıkıştırma yapalım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz ve modelimizin ön yüzündeydik ya, arka yüzüne geçiyoruz. Hemen ilk trabzanımızın tepesine batarak burada bir sık iğne yapıyorum bakın. Diğer rengimize geçiş yaptık çünkü. Ve 1 2 3 zincir çektim. Yine burada trabzanlarımı yapıyorum. İlk zincirim çektiğim zincirim de trabzan olarak sayılacak. 2 3 ve 4. Dörtlü trabzanımı bakın yaptım. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. Hemen şuraya bakın, şuraya bir fıstık yapacağım. 2. Artık bu fıstıkların tepesine devam etmiyoruz. 2 3 4 5 5 topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Hepsini bir topluyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu iki fıstığımızın tam ortasına bakın buraya batıyorum. Başını dolamadan batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın buralara batmıyorum. Yani şu boşluklara değil, tam orta noktaya. Buraya yine bir su taşı yapacağım. 1 2 3 4 5. Doldurdum hepsini, bir topluyorum. Bir zincirimi çektim. Yine aynı şeyi yapacağım. 1 2 3 4 5. Tekrar topladım. Yine 1 2 3 zincir çektim. Yine su taşımın tam ortasına batıyorum. 3 zincir çektikten sonra yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Gelip yine tam ortaya bir su taşı yapıyorum. 2 3 4 5. Hepsini bir topluyorum. Bir zincir çekiyorum arada. Tekrar buraya 1 2 3 4 5. Hepsini yine topluyorum. Yine 1 ve 2 zincir çekiyorum. 4 tane bakın trabzanımın üzerine gidiyorum. 2 3 ve kenardaki zincirimiz 4. Evet arkadaşlar, yeni bir modelimizin daha zeminini hazırladık. Buradaki yapmış olduğumuz, altta size gösterdiğim işlemin aynısını şimdi bu beyaz modelimizde uygulayacağız. Aynısını hemen buraya uygulayalım arkadaşlar. Bakın bu zeminde yapmış olduğumuz, yani bu yeşil bölümde size gösterdiğim modelin aynısını bu modelimizin beyazımızın üstünde devam ettireceğiz. Ben size hani bu beyazımızın nerelere konduğunu da göstermek için hemen beyazımızı da gösterdim. Hani çünkü yer değişikliği yapacağız. Mesela bunu 4 olarak 1 2 3 4 fıstığa tamamladıktan sonra, yani şurayı tamamladıktan sonra, daha sonra tekrar bu fıstıklarımızın üzerine yine şu aradaki baklava dilimli bölüm var, şurası zikzaklı bölüm. Bu beyazın üzerine o zikzaklı bölüm gelecek. Fıstıkların üzerine
İşte bu fıstıkların üzerine o zikzaklı bölüm gelecek. Normal zikzaklı bölümlerin üzerine de bakın şu zikzaklı bölümlerin üzerine nasıl fıstıklı su taşını yaptığımız gibi bu şekilde. İnşallah kafanızı karıştırmamışımdır. Şimdi bu şekilde şu altta yaptığımız gibi bakın şu ilk sırada başladığımız gibi burası şu anda bu ilk sıramız. Size gösterdiğim gibi bu üst sırayı da aynı şekilde yapalım sevgili arkadaşlar. Üçüncü sıradayım. Bakın arkadaşlar, beyazı da tamamladım. Beyazı da tamamladım. Size demiştim, buradaki yaptığımız işlemin aynısını hani burada gösterdim ya ilk sırasında dedim buranın ilk yaptığımız zemini gibi. Buradaki size anlattığım modeli tekrar bir üst sırasında da aynısını yaptım. Yaptıkça size adım adım da gösterdim. Aşağı birinci sırayı zaten anlatmıştım videomuz uzamasın diye adım adım da yukarısını gösterdim. Şimdi diğer geçişimizi de hemen size gösterdiğim gibi bu beyazı ilk geçiş yaptığımız gibi yine yeşilimizle ilk geçişinde yapalım. Hemen size bir gösterim. Evet bakın bu geçişimizi de bu beyazda olduğu gibi aynen size gösterdim arkadaşlar. Her renk ayrı bir güzel oluyor sevgili arkadaşlar değil mi? Bakın. Bu ayrı bir güzel oldu geçişleri. Bakın turuncumuzun ayrı bir güzel oldu. Bu da yeşil beyaz daha da bir güzel olacak. Gerçekten bir başak burcu hani buğday başağı olacak. Yeşil beyaz da çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu ilk sırayı dediğim gibi size anlattım. Beyazın ilk konuş şeklini koyduğumuz gibi yine yeşilimizi koyduk. Bakın bir altta iki başak. Hemen üstte 3 başak oldu. Bakın 2 başak, 3 başak, 2 başak, 3 başak diye gidecek. Uzun lif modeli. Tam bundan bir uzun lif modeli yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bu boyuttan 30 tane zincir çektim. 3 tane dönmek için çektim. 33 zincirle bir uzun lif modeli bundan yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben size büyük lifimizin bu büyük kare lifimiz 6 başaktan buğday başağından oluşuyor. 2, 4, 6. Dilerseniz yapmak isterseniz boyutunu uzunluğunu ben size sayı vermedim. Ama uzun lif sayısını size veriyorum. Hani büyük lifin uzunluğunu siz dilediğin gibi yaparsınız. Ama uzun lifin 30 tane zincir çekip 3 de dönmek için yaptığınız yani 33 zincirle bir uzun lif yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ben şimdi hemen bu yeşili de tamamlayayım. Size adım adım yine göstereyim. Altında tam birlikte şu alt ilk başlangıcını bu yukarıda da birlikte yapalım. Kenar sösümüzü yapalım sonra. Bakın size gösterdiğim sıradan sonraki bölüm. Bir sonraki sırası bakın bir sonraki sırası sadece ortaya batım. Bakın bir sonrası sırası modelimizi bir sonraki sırada yani tamamlayacağız. Bakın 1 2 3 4 fıstıktan oluşuyor. Fıstıklı su taşından oluşuyor. 1 2 3 4 bakın 1 2 3. Şimdi son su taşı bölümünü yapacağız. Evet arkadaşlar. Modelimizin son sırasında yaptım. Bu şekilde bakın. Çok şahane oldu değil mi arkadaşlar yeşilden de. Yeşil ve beyazdan da. Gerçekten çok güzel oldu. Harika bir renk uyumu oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar şu bitiş bölümünü başlangıç bölümümüz gibi bitiş bölümümüz olacak. Burayı da tamamlayalım. Göstereyim orayı da ben size hemen. İnşallah arkadaşlar ben şimdi şu ilk modelimizin yani bu modellerimizin yapılışını şu ilk modelde size anlattım. Buraya tam hani su taşlarının buralara konduğunu da size gösterdim. Bu su taşlarını koyduktan sonra zaten üstteki modelimiz alttaki modelin aynısı. Aynı şekilde devam edeceksiniz dedim. Ama ben adım adım her adımda yine de sizlere gösterdim. Şimdi en son şu başladığımız gibi bitirmemiz gerekiyor.
Hemen orayı da ben size bir göstereyim. Yine bakın 1, 2, 3 zincirimi çektim. Trabzanlarımın tepesine tek tek batacağım yine. İlk zincirimi tabi zincir olarak sayıyorum yine. 2, 3 ve 4. Bakın. Şimdi bakın buraya hemen yanına bir trabzan. Ortaya 1, 2. Bakın ortaya 2. Hemen şuraya bir trabzan. Tepeye, bakın şu tepeye 1, 2. Bakın böyle geniş olsun istemiyorsanız arkadaşlar, hani böyle aralıklı oluyor ya, hemen şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın 4 tane yaptığımız yere geldik. 4 tane trabzan yaptım, dibine bir tane battım ya, 2 tane bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle yapalım, daha güzel görünecek. 2 2 Bakın hep buralara ikişer batın. Tepeye 1 2 de biten trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya, bu zincirlerin içine yani. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Buranın üzerlerine de, bunun üzerine de süslemesini yapacağız. Bak. Şu ortasına. Hemen şuraya bir, iki, sonra şuraya tam ortaya bir, iki, bakın şu kenardakine şuraya bir, iki, hiç değişmeyen dört trabzanımızın dördünü de üstünden tek tek örüyoruz. Kenardaki zincirimizle zaten dörtlük. Bakın şimdi ipimi burada koparacağım. Evet, bu bizim bir büyük lifimiz olsaydı arkadaşlar, lifimizi tamamlamıştık. Bunu da bebek lifi de olarak kullanabilirsiniz, yüz lifi olarak kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu sevgili arkadaşlarım. Bunu uzatıp, yani burada ben şimdi size göstermek için, nasıl bittiğini de göstermek için bu şekilde yaptım, ama ben bunun devamını getirir uzun lif yaparım inşallah. Burayı sökerekten devam ettirir, tekrar uzun lif olarak devam ederim. Bakın bu şekilde, hani bunun büyütmek sizin elinizde. Yani şu şekilde büyük bir lif tasarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Arkası da aynı örneğimizin, önü de aynı sevgili arkadaşlarım. Şimdi kenarını nasıl yaptım, hemen onu göstereceğim size. Demiştim ki dilerseniz üçlü bir şekilde yapabilirsiniz köşelerini, yani şu köşelerini. Lifimizin şu köşelerini dilerseniz bu şekilde üçlü bir şekilde, dilerseniz bu şekilde ikili bir şekilde de yapabilirsiniz demiştim. Sizin tercihiniz, nasıl yapmak isterseniz sevgili arkadaşlar. Evet, hemen modelimizin kenar bölümünü de süslemesine de geçelim. Hemen ne yapıyorum? İlk sıkıştırma zincirimi elim alıyorum, beyaz ipimi elim alıyorum. Modelimizin iki tarafı da kullanılır arkadaşlar. Önü ve düzü diye bir şey yok. Gerçekten iki tarafı da kullanılır bir şekilde, güzel, kullanışlı. Hemen modelimizi şuradan köşesinden, trabzanın düz tarafından alıyorum genellikle ben. Hemen şuraya, köşeye batıyorum. Bakın, köşeye battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya bir fıstık yapacağım. Bir fıstık yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dilerseniz 3 çekin, dilerseniz 4 çekin sevgili arkadaşlar buraya zinciri. 3 zincir çektikten sonra dibine batıyorum bak. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı battığım noktaya bir fıstık daha yapacağım. 2 3 4 ve 5 kere doldurdum ve hepsini bir topladım. Yine buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tepeye bir daha batıyorum. Bakın sivilce yapıyorum. 1
2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere dibine sık iğne yaparaktan bu şekilde sivilce yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum araya. Dilerseniz bakın bu şekilde ikili yapabilirsiniz. Atlayabilirsiniz. Dilerseniz üçlü yapın. Ben üçlüyü tercih ederim. Ama siz nasıl isterseniz öyle yapın. Ben 3 yapacağım. İster 2 yapın, ister 3 yapın. Gerçekten üçlü tam bir köşe oluşturduğu için üçlüyü seviyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen tepesine fıstığımı battım. Bir sivilce yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı tepe noktasına bir daha battım. Bakın köşe bir zincir çekiyorum burada. Köşemizi oluşturdum. Tekrar köşelerimizi hep bu şekilde her köşeyi arkadaşlar her köşeyi bu şekilde üçlü yapalım. Lifimiz karesi daha düzgün daha güzel olur. Şimdi burada iki tane zincir çektim. Bu bittikten sonra iki zincir çektim. Şu ikili trabzanın ilkine atlıyorum. Hemen ikincisine bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar buraya bir daha batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buraya tekrar bir tane daha batıyorum. 2 tane sivilce yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tekrar araya 2 zincir çekiyorum. Şurayı atlayarak hemen şuraya. Bakın burayı atlayıp hemen diğerine. 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde aralarını bu şekilde yapıyorum. 4, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tepeye batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen bir trabzan sırası atlıyorum. İkinci trabzana bir fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, tepeye. Aralarını böyle tekli fıstıklar yapıyorum. Köşelerde üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bir ve iki. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Süslemesini de bu şekilde yapıyorum. Köşeler üçlü. Bu araları tekli. Birer trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Köşelerimizi üçlü. Bu şekilde tüm sıralarımızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım kenarlarını da tamamladım lifimizi bitirdik. Şimdi bunu küçük bir yüz lifi olaraktan kullanabiliriz sevgili arkadaşlar bu boyutu. Hani bir normal bir lif için boyutu için küçük ben size taslak olarak hazırlamıştım bunu. Ama bunu bir yüz lifi olaraktan kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Sabah kalktığımızda veya çocuk lifi bebek lifi olarak kullanabiliriz. Bebeklerimiz için tam ideal bir boyut. Veya işte bu süslemesini yapmayız, bu son sırasını yapmayız. Dediğim gibi uzatırız, uzun lif olarak da devam edebiliriz. Bu kare bir lifimiz sevgili arkadaşlar. Bunu kare büyük olaraktan size örnek olaraktan yaptım, bunu hazırladım. Ama tasla örneğimizin tekrar size anlatımını yapabilmek için böyle küçük bir modelde size göstermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuşumdur, inşallah anlatabilmişimdir. Şu ilk sıramızda modelimizin yapılışını bir modelimizi sizlere tamamen anlattım. Üst sıralarında ikinci modelde ve üçüncü modelde aynı uygulamayı yapacağımız için adım adım buraları da göstererekten sizlere anlattım. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Önden ve arkadan aynı. Aynı şekilde şahane mi şahane çok güzel bir model. Gerçekten çok güzel. Bakın yeşille beyazla ayrı bir güzel oldu. Turuncu ve beyazla ayrı bir güzel oldu. Dilediğiniz renklerden sizler de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet yeni bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Evet annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalında. Benimle birlikte olduğunuz için ben sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Sanki sizler benim karşımdaymışsınız gibi. Sizlerle konuşaraktan, sizlerin varlığınızı hissederekten modelimize elimden geldiğince, dilim döndüğünce yapmaya çalıştım. Sizler de bana destek olaraktan modelimi çıkarıp izleyip geçmeyin. Allah rızası için sizlere diyorum ki abone olmak ücretsiz.
Gerçekten abone olmak ücretsiz. Abone olun, zilim aktif hale getirin. Benim yapmış olduğum bundan sonraki şahane çalışmalarda hep birlikte olalım sevgili arkadaşlar. Tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun sevgili takipçilerim. Hoşça kalın.